Sen ciddi ciddi burada çalışmaya başladığının farkında mısın? Ya sen de bana ciddi ciddi sinir yaptığının farkında mısın? Baydım ama bütün gün elbiseler, kumaşlar, modayı takip etmekten seni takip edemiyorum. Of, bazen sende ne buldum gerçekten hiç anlamıyorum. Biraz baş başa kalsak ben anlatacağım sen ne bulduğunu. Lara, bak annem buradaysa hiç oturmadan geri gideceğim. Çok utanıyorum ondan. Aslında hiç gelmeyecektim ama çok konuşmaya ihtiyacım var. Kimseyle konuşamıyorum. Ya ben sana bir cheesecake söyleyeyim şimdi. Sen de biraz çık havalı olur mu? Ben de tırnaklarını falan törpüleyim bari. Ya İlker kusura bakma. Sizin programınız mı vardı? Ben böyle dan diye girdim ama. Yok ya, sen keyfine bak. Biz öyle takılıyorduk zaten. Ya bu arada siz de otel adına dava açacak mısınız? Ne davası? Ünal abi Feriha'nın ailesinde tazminat davası açmış ya. Babamın hukuk bürosuyla çalışıyor da orada duydum. Yok artık. Ünal abin de abartmış iyice ya. Adam haklı bence. Hem ismini kirlettiler hem iş kaybına neden oldular. Sonra bizim kızımız kendi kaçmış. Yok yani öyle bir şey. Edün bana o davayla ilgili hiçbir şey söylemedi. O zaman Emir'in de haberi yok. İlker çok teşekkür ederim. Bana Emir'le aramı düzeltme fırsatı verdin. Hoşça kalın. İyi canım. En azından aman kendi çizik kalmadı. Lütfen bana o gün Cansu'nun krizini hatırlatacak hiçbir şey söyleme. Unutmaya çalışıyorum. Gerçekten. Annem. Cansu'nun durumu gerçekten hiç iyi değil. Ya yeni bir şey değil biliyorum ama giderek daha da kötüleşiyor. Emir'le arası bozulduğundan beri. Sanem her şeyin farkında. Ya sen şu Aysun Hanım'ın şok iddialarını Sanem Hanım'la konuştun mu? Elbette hayır. Sanem bir şey anlatmak istiyorsa eğer o bana anlatır zaten. Ben ona özel hayatıyla ilgili bir soru soracak değilim. Ya sence o Emir'in babasıyla... Bu bizi ilgilendirmez. Ya bizi ilgilendirmez ama... Cansu ilgilendiriyor. Hem de çok ateşli bir şekilde. Feriha, baban uyandı. Ne demiş, konuşmuş mu? Beni sormuş mu hiç? Tamam, dur ben bir soluklanayım anlatacağım Feriha, tamam mı? Tamam. Hadi oturalım. Efendim? Emir? Emir bir dakika bak, kapatma ne olur. Çok önemli. Rıza amcayla ilgili. Dinliyorum. Ben... Dün senin olanlardan haberin olmadığını anladım. Bugün de bilmek isteyeceğim bir şey öğrendim. Baban Rıza amcaları tazminat davası açmış. Gazetelerde çıkan haberler yüzünden. Ben bilmek isteyeceğini düşünmüştüm sadece. Sağ ol. Benim çıkmam gerekiyor. Sen ben gelene kadar durursun değil mi? Tamam, tabii dururum. Sen merak etme. Sağ ol. Ne oldu neve? Yok bir şey. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Sen babanı düşün hadi. Hadi niye oturuyoruz biz de gidelim. Şimdi canım biraz konuşalım. Öyle gideriz olur mu? Hadi Feriha otur bak. Şimdi biz senin geldiğini dayıma söylemedik Feriha. Doktorlar bize şöyle tembih etti. Dayımın aslında ameliyat olması gerekiyormuş. Ama olamadı. Yani ameliyat olursa eğer... Hani belki şey olur diye düşündüler. Yani masada kalır diye düşündüler. Özellikle şu birkaç ay çok kritikmiş. Ve hani stres, sıkıntı, üzüntü yapmaması gerekiyormuş. Hani biz de bilemedik Feriha şimdi ne denir? Senin geldiğini söylesek mi? Bilemedik. Ne yani? Babamın sağlığı için onu görmem yasak mı?